bizi hapseden hikayelerden özgürleşelim. Dünyaya kendimizi ve karşılaştığımız herkese objektif bakmayı tabii ki isteriz. Kim hayatın gebe olduğu bütün müthiş potansiyeli görmek istemez ki? Yalnız barındırdığımız binlerce hikaye ve deneyim karşı konulmaz bir ön yargı yaratıyor. Ve deneyimlediğimiz her şey, karşılaştığımız herkesle bizim aramızda dev bir filtre oluşturuyor. Örneğin araştırmalar bize piyango kazandıktan sonra insanların daha önce oldukları halleri neyse ona 3 ay içinde döndüklerini gösteriyor. Yani daha önce iyimser ve neşeli ise ona dönüyorlar ama kötümser ve özgüvensiz ise kazandıktan sonra ona da dönebiliyoruz. Onca para bile hayatımızın hakkında neler hissettiğimizi değiştiremez. O nedenle hayatımızı değiştiremez. Oysa ki hayatımızla ilgili kendimize anlattıklarımızı, kendi hikayemizi editleme yaklaşımımız bu değişimi yapabiliyor ve yapıyor. Dar hikayelerimizin içine sıkışıp kalıyoruz ve yine de bu hikayelerin gücü her gün görmezlikten geliyoruz. Sorun ne? Sorun hikayelerimize fark etmeyi bırak, değiştirmenin zor olması. Bizi kör kılan bir takım nörolojik sistemler var. Ön yargılarımızın ötesinde daha eşit ve daha dahil eden bir dünya yaratmak için bu dar hikayelerden kurtulmak şart. Nasıl mı? Birlikte beynimizin kapıcısı ile tanışalım. Nami diye retiküre aktivasyon sistemi ve onu yeniden programlamak için olmasa olmaz merak gücü. Size Anadolu'nun geleneksel masalcılar bu merak gücümüzü uyandırmak için kullandığı müthiş araçlardan bahsetmek isterim. Bakalım birlikte merakımızı uyandırmaya başaracak mıyız? Sonra beynimizin kapıcısı kadar acayip ikinci bir sistem keşfedeceğiz. Post-rasyonalizasyon. Psikolog Jonathan Haidt post-rasyonalizasyon sistemi açıklamak için bize böyle bir metafor sunuyor. Dev irasyonel bir filin üstünde küçük rasyonel bir adam duruyor. Ve herkes tabii ki bu küçük adamın fili kontrol ettiğini sanır. Filin davranışlarına şahit olanlar küçük adama neden diyerek pek çok soru soruyor. Küçük adam da onlara fili kontrol ediyormuşçasına filin davranışlarını açıklayabilecek bir takım bahaneler sunuyor. Bu bizim sol ve sağ beyninin dansı. Aslında bu irasyonel ve çok duygusal fili mantıkla kontrol etmeyi çalışmaktansa onu sakinleştirerek daha iyi karar vermesine yardım edebiliriz. Bu sistemleri keşfettikten sonra kendimizi bugün hangi yeni hikayenin bizi daha özgür kılacağını sorup o hikayenin peşinde gideceğiz.